Geçen dersimizde arkadaşlar başlamıştık. Başkalarının kanlarına dayalı teknikleri görmeye başlamıştık. Yani başkalarının kanlarına dayalı teknikleri görmeye başlamıştık. Bunlardan ilki neydi? Sosyometriydi. Sosyometri grup içerisindeki ilişkileri veren bir teknik. Grubun yapısı hakkında bize bilgi veren bir teknik. Bu anlamda LSYM şu ana kadar bu sosyometreden arkadaşlar çok fazla soru sordu. Yine soru gelme ihtimali en yüksek test dışı tekniklerden birisi. Şimdi bunun kurucusu Morona diye bir kişi arkadaşlar. Amerikalı bir kişi. Morana diyor ki grubu dışarıdan baktığımız zaman bir sıkıntı görünmeyebilir ama diyor grubu içerisinde ilişkileri anlayabilmek için mutlaka ne uygulanması gerektiğini söylüyor. Sosyometri uygulamak gerektiğini söylüyor. Çünkü grubun yapısı arasında, grubun yapısıyla ilgili, grup içerisindeki ilişkilerle ilgili bize ne yapacaktır arkadaşlar? Sosyometri bilgi verecektir. Ve bu ilişkileri sosyogramda ne yapacağız arkadaşlar? Göstereceğiz. Sosyogram der Moron'u, grubun der röntgenini çizer. Yani çeker. Röntgen ne haber? Nerede bir sıkıntı olduğunu gösteriyorsa vücudumuzda arkadaşlar. Sosyometri sonuçlarını sosyogramda gösterdiğimiz zaman orada ne tür grup içerisinde nerede ne tür ilişkilerin olduğu bize ne yapıyor arkadaşlar? Gösteriyor sosyogram. Şimdi sosyometri ilişkileri veren bir teknik arkadaşlar. Bu anlamda benim kullanacağım ölçütler ilişkilerle olmalı. Şimdi grup içerisindeki ilişkileri değerlendirirken Morano şöyle bir 3 alt başlıkta topluyor grup içi ilişkileri arkadaşlar. Birincisi diyor ki bazı insanlar grup içerisinde birbirini iter. Nedenli ya da nedensiz. Nedensiz de olabilir. Yani itici gelir bazı insanlar. Bazı insanlar nedenli ya da nedensiz birbirlerini çeker. Onlarla ilişki kurmak ister. Onlara yakın hisseder. Onlarla iletişime geçer diyor. Grup içerisinde bazı insanlar da diyor birbirine kayıtsız davranır. Yani o insanın o grupta, o yerde varlığı yokluğu o insanı ilgilendirmez diyor. Yani grup içi ilişkiler nedir? Bu şekilde şekilleniyor diyor. Ve bunu ne yapıyor arkadaşlar? Şeye yansıtıyor. Sosyometri ölçeğine ne yapıyor? Yansıtıyor. Şimdi sosyometri ilişkileri ortaya koyuyoruz ya arkadaşlar. Bir kriter kullanacağız. Bir kriter ölçüt kullanılır. Ve tek bir özelliği ölçersiniz arkadaşlar sosyometride. Yani birden fazla özellik ölçmek istiyorsanız o özelliklere ait nedir? Sosyometri geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi 3 tane isim yazıyorsunuz. 1, 2, 3. Genelde hep kaynaklarda karşınıza çıkacak olan şeydir arkadaşlar. Yani sınıfta kiminle oturmak istiyorsun? Mesela şunu yapamıyorsun. Sınıfta kiminle oturmak istiyorsun ve sinemaya kimle gitmek istiyorsun? Pikniğe kimle gitmek istiyorsun? Geziye kiminle gitmek istiyorsun? Yani ilişkileri verebilecek başka değişkenleri işin içerisine katmıyorsun arkadaşlar. Mesela sinemaya kiminle gitmek istediğini belirlemek istiyorsan ona ayrı bir ne yapacaksın? Sosyometri uygulayacaksın. Burada sadece tek bir ölçüt kullanıyorsunuz. Sınıfta kiminle oturmak istersin? Çocuk ilk oturmak istediğini yazıyor. İkincisini yazıyor. Üçüncüsünü nedir arkadaşlar? Yazıyor. Peki üçünü de doldurmak zorunda mı? Hayır. Bir tanesini de yazabilir, iki tanesini de, üçünü de doldurabilir ya da hiç yazmayabilir de. Yani bazıları da nedir arkadaşlar? Boş bırakıyor. Peki en önemli tercih hangisi? Birinci tercih. O birinci tercih önemli olduğu için ona ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 puan veriyoruz. İkinci tercihe 2 puan veriyoruz. Üçüncü tercih de nedir arkadaşlar? 1 puan veriyoruz ve buna göre grupta kimler terk edilmiş, kimler lider olarak benimsenmiş, bunları ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Belirlemeye çalışıyoruz. Lider grupta arkadaşlar en çok puanı alan kişi nedir arkadaşlar? Grupta liderdir. Değil mi? Grup tarafından lider olarak seçilen nedir arkadaşlar? Kişidir. Çünkü lider de grubun nedir arkadaşlar? Özelliğiyle ilgili bize bilgi verir. Ne tür bir kişiyi seçmişler lider olarak, değil mi? Seçilemeyenler yani terk edilenler arkadaşlar üyelerden hiçbirini arkadaş olarak seçmediği kişilerdir. Şu en çok puanı alan, şu ise arkadaşlar hiç puan alamıyor. Yani benim puan alabilmem için arkadaşlar başkasının beni mutlaka seçmesi lazım. Beni kimse seçmiyorsa arkadaşlar ben seçsem de bir şey fark etmiyor.
sıfır alacağımdır. Yani bu nedir arkadaşlar? Terk edilmiştir. Karşılıklı çekenler demek arkadaşlar. Bunlar ikili ilişki diyoruz biz buna. Yani grup içerisinde sadece birbirlerini seçerler. Ne onlar başkasını seçer, ne başkası onları seçer arkadaşlar. Sadece iki kişilik bir ilişkileri vardır karşılıklı çekenlerin. Klik bu iki kişiden oluşur bakın arkadaşlar. Klik ise en az 3 kişiden oluşur arkadaşlar. Ve gruptan, ana gruptan farklıdır. Grubun biraz dışındadır. Ve kendi içerisinde birbirlerine ne yapmışlardır arkadaşlar? Şöyle diyelim ki şöyle birbirlerini kenetlenmişlerdir. Yani kendi içerisinde birbirlerini ne yapıyorlar? Seçiyorlar. Bir başka kişiyi seçtiği zaman gruptan birisi arkadaşlar klik bozulur. Yani kimseyi seçmeyecekler. Sadece kendi içerisinde birbirlerini seçecekler. İki kişi birbirini seçiyorsa, başka kimseyi seçmiyorsa, onları da kimse seçmiyorsa arkadaşlar karşılıklı çeker. Peki en az 3 kişiden oluşuyor ve sadece birbirlerini seçiyorlar. Başka kimseyle ilgilenmiyorlar arkadaşlar. Ana gruptan ayrılmışlar. Bu da nedir? Kliktir. Evet. Klik aslında şeydir arkadaşlar. Grup için iyi bir şey değildir. Grubu dağıtabilecek yani hizip diye düşünebilirsiniz. Tek yönlü ilişki yani bir nevi platonik ilişki gibi arkadaşlar. Aşk gibi düşünebilirsiniz. Yani şunu mesela ne yapmıyor? Seçiyor. Bu bunu karşılık vermiyor. Karşılık vermiyorsa arkadaşlar nasıl bir ilişki vardır? Tek yönlü bir ilişki vardır. Peki şey varsa mesela ardı ardına birbirlerini seçme varsa ama karşılıklı ilişki barındırmıyorsa arkadaşlar zincire benzediği için zincirsel ilişki diyebiliyoruz. Reddedilenlerde arkadaşlar yani grubun çoğunluğu tarafından seçilmeyen yani en az puan hiç puan alamayan aslında arkadaşlar nedir? Hiç puan alamayan terk edilmiştir, yalnızlaştırılmıştır. Reddedilen de arkadaşlar nedir? Yani ondan sonra çok az puan alan kişi nedir? Reddedilmiş kişi olarak ne yapabiliriz? Kabul edebiliriz. Kabul edebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir nedir arkadaşlar? Frekans tablosu oluşturuyoruz. Mesela burada tercih eden dedik ya. Mesela tercih sırasına. Mesela sınıfta kiminle oturmak istiyoruz? Yani sınıfta kiminle oturmak istiyoruz? Çıkaralım şunu arkadaşlar. Sosyometride. Bakın şöyle bir tablo oluşturuyoruz. Mesela üyeler, kaç kişi var? 10 kişi var diyelim arkadaşlar. Mesela seçenler nedir? Seçilenler. Yani seçenler bunlar, seçilenler şunlar. O şekilde bakacağız. Mesela grup üyelerinden arkadaşlar Alim Boran tarafından birinci seçilmiş. Bakın arkadaşlar birinci sıra. G kimmiş? G Gökhan tarafından nedir? Birinci seçilmiş. Derecesi, bakın arkadaşlar derecesi 2 kere birinci seçilmiş. Birinciye kaç puan veriyorduk arkadaşlar? Birinciye kaç puan veriyorduk? 3 puan. 2 kere 3, 6 puan. Yani Alim'in puanı 6'ymış. Peki Baran'ı Alim ikinci sıradan seçmiş. Gökhan ikinci sıradan seçmiş. 2 kere ikinci seçilmiş. İkinciye kaç puan veriyorduk arkadaşlar? 2 puan. 4 puan. Cemil şurada 1, 2, 3, 4. Dilara tarafından birinci seçilmiş. Ertan tarafından birinci seçilmiş ve Filiz tarafından 3 kere birinci seçilmiş. 3 kere 3, 9. Bir de nedir arkadaşlar? İpek tarafından ikinci seçilmiş. Bir de 2 puan var. 3, 9, 2 daha 11. Bakın bakıyoruz arkadaşlar burada. En yüksek puanı alan kimdir? Cemil. Bu grubun lideri arkadaşlar nedir? Cemil'dir. Şu sosyogram bakın arkadaşlar. Sosyogram bu. Yani röntgeni de burada çiziyoruz. Şimdi sosyogramla ilgili size bir soru soracaksa arkadaşlar size işaretlerden tutun da şekillere kadar arkadaşlar ne varsa ne anlama geldiğini size tek tek ne yapması gerekiyor? Soruyu hazırlayan kişi vermesi gerekiyor. Değil mi? Soruyu hazırlayan kişi vermesi gerekiyor. Şu şeyi biz arkadaşlar frekansları şu grafiği sosyogramı döküyoruz. Mesela merkeze lider yerleşir arkadaşlar. Bakın C, değil mi? Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Görebiliyorsunuz, değil mi? Görebiliyor musunuz şekilleri? Mesela Cemil ortadadır bakın arkadaşlar. Ona göre en merkezden mesela
En çok puan alanları yakınına veriyoruz. Sonra böyle az puan alan dışarı gidiyor. Burada bakın arkadaşlar, şu adam kim? Hiç puan alamamış. O da seçmemiz arkadaşlar. İzole edilmiş, grubun dışına itilmiş ve yalnızlaştırılmış. Yani burada şey önemli arkadaşlar. Başkasının onu seçmemesi önemli. Çünkü yalnızlaştırmanın koşulu şudur. Kimse onu seçmeyecek, sıfır puan alacak. Bak, bu sıfır puan almış arkadaşlar. Değil mi? Peki burada reddedilmiş olan kim olabilir arkadaşlar? Reddedilmiş olan kim olabilir burada? Ne diyorsunuz? En düşük puanı kim almış? Kim reddedilmiş burada? Hiç puan alamamış, zaten şey yapılmış. Grup dışına gidilmiş, terk edilmiş, seçilmemiş. Reddedilmiş, en düşük puandan sonra kim almış? İpek mi almış? Sanki yukarıda bir tane daha var hocam ya. Dilara var sanki, değil mi? Bir puan bak. Evet, Dilara var. Yani bu da aslında reddedilmiş. Buna da pek puan verilmiş. Bir puan verilmiş. O aslında seçmiş. Yani Dilara seçmiş mi? Dilara'ya bakalım. Evet. Dilara oho seçmiş. Yani iki kişiyi seçmiş. Üç kişiyi seçmiş aslında ama onu nedir arkadaşlar? Bir kişi üçüncü sıradan seçmiş. O seçtiği halde en düşük puanı almış. Bir kişi seçmiş. O da üçüncü sıradan nedir? Reddedilmiş bir yapısı var. Burada şurası bak, kendi içerisinde ne yapmışlar arkadaşlar? Kendi içerisinde birbirlerini seçmişler. En az kaç kişiden oluşmuş? 3 kişiden oluşmuş. Klik, birbirlerine bağlanmışlar arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? Klik diyoruz. 2 kişi olsaydı bak, burada ikili seçen var mı? İkili seçen var mı arkadaşlar burada? İkili ilişki yok. İkili seçen böyle gruptan bağımsız. Şöyle olsaydı arkadaşlar bak. Şöyle olsaydı. Gruptan bak, kimse onları seçmeyecek. Onları da kimse seçmeyecek. Onlar da kimseyi seçmeyecek arkadaşlar. O zaman karşılıklı çeken. İkili seçen karşılıklı birbirini çekmişler. Bunlar şeyde okul yaşamında görürsünüz zaten arkadaşlar. İki kişidir bunlar. İki kişilik hayat yaşarlar. Birisi okula gelmediği zaman bu sırasından kalkmaz. Görmüşsünüzdür, karşılaşmışsınızdır. Artık kalmıştır ortada. Değil mi? Yapayalnız kalmıştır. Evet, kimse ile ilişkiyi geçmediği için ikili seçenler böyledir. Yani ikili çekenler, karşılıklı çekenler bu şekildedir. Tek yönlü zaten, biri birini seçiyorsa diğerini seçmiyorsa tek yönlü nedir arkadaşlar ilişki? Şu oklar birinci dereceden mi, ikinci dereceden mi, üçüncü dereceden mi arkadaşlar? Çete olur hocam. Ha, çok güzel. Klik diye demiş ki çete. Yani bak, şeyden bağımsız ayrılmışlar ve genelde klikler grubun dışındadır arkadaşlar. Biraz böyle şurası ana grup bak. Şurası ana grup. Şunu biz ana grubun dışına yerleştiririz. 3 kişiden nedir? Oluşmuyor. En az 3, 4 olur, 5 olur. Ama ana gruptan. Peki şöyle yapsam. Şu herif şunu seçse. Bu bunu seçmese. Klik bozulur mu? Ne diyorsunuz? Bozulur. Klikte arkadaşlar başkasını seçmeyeceksiniz. Ve kendi içerisinde ne yapmanız lazım? Birbirinizi bağlanmanız gerekiyor, en az 3 kişi. Bozulmaz Elif hocam. Çünkü başkası onu bizi başkası ilgilendirir. O başkasına yönelmeyecek. Bozulmaz. Doğru Elif hocam. O da haklısın. Yani Elif hocam şunu söylüyor. Mesela bu bunu diyor şey yaptı. Gözünü kestirdi diyor tek yönlü. Ama karşılıksız. Değil mi? Karşılıksız. O zaman klik bozulmaz. Neden? Çünkü bağlantı yok. Ama bu bunu gözünü kestirir, buna şey yaparsa o zaman nedir? Bu bağlantı kopuyor. Bak, buraya da yöneldiği için ana gruba. O zaman klik bozulur. Ama başkasının yönelmesi. Ama karşılıklı olursa tabii yine bozulur. Tek yönlü olursa mesela bu bunu seçti, bu bunu seçmedi. Hiç tepki vermedi. O zaman nedir? Klik bozulmaz. Güzel. Peki mesela şey derse arkadaşlar, cinsiyet mesela klikte arkadaşlar şu şeyler ne denmiş? Yaz. Kareler şey şu kız denmiş. Değil mi? Şurası mesela bakın erkeklerden oluşmuş. Cinsiyete dayalı bir klikleşme var mı arkadaşlar? Var. Evet, cinsiyete dayalı bir klik. Peki cinsiyete dayalı bir gruplaşma var mı? Ne dersiniz? Cinsiyete dayalı bir gruplaşma var mı? Yok. Şöyle bakın arkadaşlar, genelinde. Bak, cinsiyete şöyle ortadan ayırıyorsunuz arkadaşlar. Kızlar bu taraf bir tarafta, erkekler bir tarafta birbirlerini seçmişlerse ve aralarında bağlantı yoksa arkadaşlar,
O şeydir. Cinsiyete dayalı gruplaşmadır. Burada cinsiyete dayalı klikleşme var ama cinsiyete dayalı gruplaşma yok. Bak burada karışık seçmişler. Ana grup burası arkadaşlar. Şöyle o zaman cinsiyete dayalı gruplaşma olur. Şöyle ortadan tam bölündür karpuz gibi. Kızlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Peki hangi öğretim kademesinde karşımıza çıkar bu? Daha çok. Ne dersiniz? Hangi öğretim kademesinde karşımıza çıkar arkadaşlar? Cinsiyete dayalı. Mesela hangi öğretim kademesinde yaparsanız böyle bir sonuçla karşılaşırsınız. Gelişimde göreceğiz bunları. Gelişimde göreceğiz. Ne diyorsunuz? İlkokul. İlkokul şey, evet, Şeyma Hocam, evet. İlkokuldadır arkadaşlar. İlkokulda kendi cinsiyet rollerini öğrenmek için, yani arkadaşlar, çocuklar kendi cinslerine yönelir ya, karşı cinsi sevmez. Arkadaş kurmaz. Hatta birlikte bile oturmak istemezler. Birbirlerini tahammül edemezler. Kendi cinslerine yönelirler. Kendi cinsleriyle ilgili özellikle daha iyi tanırlar. İlkokulda böyle bir sonucun çıkması daha yüksektir arkadaşlar. Ortaokulda ne diyorsun hocam? Ortaokulda kaynaşma başlıyor. Eda hocam. Oho, ergenliğe giriyor ya. Ergenliğe girdiği için kaynaşma başlıyor. Yani şey mi olur artık orada, değil mi? Cinsiyete dayalı gruplaşma mı olur? Karşı cinse yönelme var. Şeyde şey vardır. Hani şeyde de göreceğiz. Freud'un kişilik gelişiminde, değil mi? Psikoseksüel kuramda latent dönem, gizli dönem, değil mi? Yani orada nedir? Tamamen kendi cinslerine yöneliyorlar, gizli dönem. Orada kendi cinslerine yöneliyorlar. Orada çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Peki ben şunu bileceğim, bir daha sorgulanıyor arkadaşlar. Sosyometri arkadaşlar, davranışların nedeni hakkında bana bilgi verir mi? Davranışların nedeni hakkında bana bilgi verir mi arkadaşlar? Sosyometri bilmez. Yani ben grup lideri seçilmiş ama neden seçildiğini ne yapamam arkadaşlar? Bilemem. Değil mi? Nereden seçildiğini bilemem. O anlamda grubun şey hakkında neden hakkında bilgi de yalnızlaştırılmış. Neden yalnızlaştırılmış nedir arkadaşlar? Bilemem. Değil mi? Bilemem. Şimdi arkadaşlar sosyometre uygulama. Evet, acaba yazmadım mı dedim arkadaşlar. Yazmışım. Sosyometrinin özelliklerine baktınız. Bak buradan da soru geliyor. Sosyometri önemli. Yani her şey sosyometri verir, yorumlatır ki genelde böyle özelliklerinden de soruyor. Örnek bir durum veriyor arkadaşlar. Oradan da sorabiliyor. Şimdi böyle bir kere arkadaşlar ilişkileri mi veriyor? İlişkileri veriyor. İlişkileri veriyorsa öğrenciler kesinlikle nedir arkadaşlar? Birbirlerini yeterince tanımaları gerekiyor. Çünkü ilişki, tanımayan insanın ilişkisi olmaz. Değil mi? İlişkiye verecek, birbirlerini tanıyacaklar. İki, okuma yazma bilenlere nedir arkadaşlar? Uygulanır. Neden? Neden? Şeyden arkadaşlar, gizliliği sağlamak için yazılı alırsınız. Sosyometriyi yazılı alırsınız. O yüzden okul öncesinde mesela sosyometri uygulayamazsınız. Değil mi? Yani okuma yazma öğrenmesi gerekiyor çocuğun. Kriterimiz açık, net ve tek olacak. Yani kiminle oturmak istiyorsun, değil mi? Kiminlesi ayrı ayrı nedir arkadaşlar? Kriter belirliyorsunuz. Şuradan genelde soru gelir arkadaşlar. Sosyometri sonuçları uygulanan zaman kullanılan kriter için geçerlidir. Diğer bir özelliklerini de genellememek lazım. Mesela kiminle oturmak istiyorsun diyorsun. Çocuğa bir Ayşe diyor. Bakın. Neden? Mesela şunu diyemezsin. Ya biri Ayşe ile oturmak istiyor. Demek ki her şeyi sinemaya da Ayşe ile gitmek ister, gezmeye de arkadaş gezmeye, yemeğe de Ayşe ile çıkmak ister diyemezsiniz. Belki bunu şöyle, evet, genelleme hatası yaparsın. Peki şu ne demek? Belki çocuk burada Ayşe çok çalışkan olduğu için ondan kopya çekmek istiyordur, değil mi? Mesela Gezi'ye, ne bileyim, Fatma ile gitmek istiyor. O daha eğlencelidir. Değil mi? Genelleme yapamazsınız. Sadece o özellikle ilgili yorumlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Oradan çok sorguluyor. Bir de kullanılan zaman için geçerlidir arkadaşlar. Yani sosyometriye ilişkide tespit ettiği için hemen ne yapmanız lazım arkadaşlar? Yorumlamanız lazım. Araya zaman geçirdiğiniz zaman ilişkiler çok hızlı değişir. Çok hızlı değiştiği için arkadaşlar anlamlı olmaz. Tekrar ne yapmanız lazım? Uygulamanız gerekiyor. Yani
Uygulanan zaman kullanılan kriter için geçerlidir. Genelleyemezsiniz. Hemen sonuçlarını değerlendireceksiniz. Ve nedir arkadaşlar? O ölçüt için yorum yapacaksınız. Genelleme yapmayacaksınız. Gizlilik çok önemli. Yani ilişkileri tespit ediyorsunuz arkadaşlar. Var olan ilişkileri de ne yaparsınız? Bozarsınız. Onu çok iyi sağlamanız gerekiyor. Bir de kalabalık sınıflar. Çünkü bunun arkadaşlar grafiğini oluşturacaksınız. Sosyo grafiğini oluşturacaksınız. Bir sürü ilişkileri tespit edeceksiniz. Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncüden terk edilen, yalnız olan grubun lideri. Bu kadar karmaşık ki arkadaşlar. O anlamda çok kalabalık olmaması lazım sınıf. Yani 25-30 kişiye ne yapmaması gerekiyor? Geçmemesi gerekiyor. Şu özellikleri bilelim. Özellikle şu özellikler nedir arkadaşlar? Yorum geliyor. Mesela şöyle der. 9. sınıflara sınıf rehber öğretmeni 9. sınıflara sene başında bir sosyometri uygulamıştır. Sonuçların işte ne de sonuçları değerlendirmiştir ama sonuçları değerlendirdikten sonra çok sağlıklı sonuçların çıkmadığını görmüştür. Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisi olabilir der. Ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Evet, sene başı, öğren 9. sınıf, daha yeni başlamışlar, liseye yeni başlamışlar, değil mi? Birbirlerini ne yapıyorlar arkadaşlar? Tanımıyorlar. Ya da der ki, dönem başında bir sosyometre uygulanır, işlerin yoğunluğundan dolayı ikinci dönem başında yorumlamıştır. Burada karşısına çıkabilecek hata ne diye bile sorar arkadaşlar. Hata ne olabilir? Zaman geçti, değil mi? Zaman aralığı hemen ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yorumlamamız lazım. Zaman geçtiği zaman artık yorumlamamız. Sevgililer düşman olur, düşmanlar sevgili olur, değil mi arkadaşlar? Yani ilişkiler çok hızlı nedir? Değişebiliyor, farklılaşabiliyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben zaten şeydir. Mesela tek teknik yeterli olmaz diyoruz ya biriyi tanımada hatırlarsanız arkadaşlar. Biriyi tanımada birden fazla teknik uygulamamız lazım. Çünkü tutarlılığına bakmamız lazım. Şimdi eğer siz sosyometrinin tutarlılığına bakmak istiyorsanız ardından mesela kimdir bu tekniğini yani ya da diğer bir ismiyle bil kim tek bul kim değil de bil kim olacak arkadaşlar bu. Bil kim tekniğini ne yapabilirsiniz? Uygulayabilirsiniz. Şimdi ya şey var arkadaşlar neden onu seçtiğini burada biliyoruz. Neden? Çünkü özellikler var. O yüzden kimdir bu tekniği davranışın nedeni hakkında bana bilgi verir mi? Ne dersiniz? Kimdir bu tekniği bana davranışın nedeni hakkında bilgi verir mi? Evet. Neden? Çünkü özellikler belli arkadaşlar. Neden seçtiğim belli ona. Şeyde öyle bir şey yok ki. Değil mi? Yazıyorum sadece ismi. Sınıfta kiminle oturuyorum? 1, 2, 3. Değil mi? Neden onunla oturdum bilmiyorum ama burada neden o adamı seçtiğim nedir arkadaşlar? Özellik olduğu için ben davranışım nedeni hakkında bana kimdir bu tekniği bilgi verir. Şimdi grup içinde arkadaşlar birey arkadaşların nasıl algılıyor? Kendisini nasıl algılıyor arkadaşlar? Bunun hakkında bize bilgi veren bir teknik. Hem üyelerin birbirini nasıl algıladıklarını hem de kendilerini nasıl algıladıklarını ile ilgili bize bilgi veren bir tekniktir. Davranışın nedeni hakkında bize ne yapar? Zaten burada da ifade etmişim arkadaşlar. Davranışın nedeni hakkında bana bilgi verir. Şimdi belli davranışlar var, özellikler var arkadaşlar. O özelliklerden hangisini görüyorsa arkadaşlar o ismi karşısına yazıyor. Sınıfta en çalışkan kim? A, B, C. Kendini de çalışkan görüyorsa arkadaşlar kendi ismini de yazıyor. Yani oraya kendi ismini de yazıyor. Hem kendi arkadaşlarını nasıl algılıyor hem de kendisini nasıl algılıyor arkadaşlar görebiliyoruz. Aslında kimdir bu tekniğinde arkadaşlar? Sınıfın enlerini seçiyoruz. Değil mi? Yani sınıfı ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Enlerini seçiyorsunuz. Mesela sınıfta en çalışkan kim? Derse katılan kim? Derse yerinde duramayan kim? Derste en sessiz olan kim? Uyumlu kim? Tartışan kim? Kavgacı kim? Sevilen kim? Yalnızlığı tercih eden kim? Neşeli kim? Şimdi genelde arkadaşlar burada semboller kullanılır. Genelde de semboller kullanılır arkadaşlar. Şimdi başkasını seçiyorsa yani artı der, eksi der, işte çarpı der. Burada mesela ne kullanmış? Şu nedir arkadaşlar? Başkasını seçiyorsa seçme şu. Artı mesela kendini seçme. Şu önemli olan şurasıdır arkadaşlar. Şu ikisinin birlikte olması.
Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Bağdaşım düzeyi. Yani bağdaşım düzeyi ya da tutarlık ya da uyum diyoruz arkadaşlar. Şunlardan fazla olması çok önemli. Yani bireyin kendisini çok gerçekçi olarak tanıdığını gösterir. Yani çünkü başkasının onun hakkındaki görüşleriyle kendisi hakkındaki görüşlerinin ne olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. Tuttuğunu gösteriyor. Yani tuttuğunu gösterdiği için de bağdaşım düzeyinin yüksek olur. Bunlar ne kadar çok olursa arkadaşlar bizim yani o kişi için uyum düzeyinin çok yüksek olduğunu ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Eğer çok farklıysa değil mi? Yani sıkıntı var demektir. Bu adamı nereye yönlendirmeniz lazım arkadaşlar? Hangi hizmeti alsın bu adam? Yani kendisini kendi ayrı telden çalıyor, arkadaşları ayrı telden çalıyor. Evet, rehberlik, psikolojik danışma hizmetini nedir arkadaşlar? Alması gerekiyor. Mesela şöyle arkadaşlar, bu şimdi şeyi göreceğiz. Şöyle bir tablo gelir karşınıza genelde sorularda. Böyle şu şeyi ayarlayabilirsem arkadaşlar, bir yorumunu birlikte yapalım. Özel. Ha. Şimdi şunlar üç tane. Şimdi mesela nedir arkadaşlar? Anılan anan ya da nedir arkadaşlar? İşte seçen seçilen gibi nedir arkadaşlar? Şurası seçen. Bu seçilen. Ve seçen denebilir. Yani kendini seçmiş. Burada da uyma sayısı yani bağdaşın düzeyi. Bağdaşın düzeyi. Şimdi bu adamın nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nedir arkadaşlar? Seçilmiş. Kendisi de nedir arkadaşlar? Kendi özel kendini almış 2. Peki uyma sayısı var mı? Bak 1, 2. Yani şunlar uyuyorsa arkadaşlar 2 tane uyma sayısı var. Şunda 3 tane 3'ü seçmişler arkadaşlar arkadaşları. Kendisiyle ilgili bir şey yazmamış. Nedir? Burada puan yok. Şimdi şey, uyma sayısının olabilmesi için arkadaşlar mutlaka şunların birlikte olması gerekiyor. Mesela şöyle desem. Bakın 5. özellik neydi arkadaşlar? A kişi kendisini uyumlu görmekte, arkadaşlarının uyumlu olduğunu nedir söylemektedir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bakın yorumluyor, böyle yorumlatır arkadaşlar tabloyu. Ne diyorsunuz? A öğrencisi kendini uyumlu görmektedir. Arkadaşları da onun uyumlu olduğunu görmektedir. Doğru. Aynısı tutuyor. Değil mi? Peki B öğrencisi kendini farklı özelliklerde görmekte. Arkadaşları onu farklı özelliklerde görmekte. Doğru mu? B öğrencisi. Hayır, hayır. Bak, şimdi şöyle olsaydı. Arkadaşları burada, kendisi bunu gömüş demiş ya da şunu demiş. Bak, kendisi farklı şeyler işaretlemiş. Arkadaşları farklı şeyler işaretlemişse arkadaşlar o zaman olur. Bak, kendisiyle ilgili bir işaretlemesi yok. Yani kendisiyle ilgili bir görüşü yok, değil mi? Kendisini bir yere koymamış. O yüzden arkadaşları nedir? Onu ne olarak görmüş diyebiliriz burada? Yani hareketli, değil mi? Hareketli, yerinde duramayan hareketli bir kişi olarak görmüş diyebiliriz. Anlaşıldı herhalde değil mi burası arkadaşlar? Mesela C öğrencisi kendisini nedir? Çalışkan olarak görmekte. Arkadaşları da onu çalışkan olarak görmektedir. Ne diyorsunuz? Evet, doğru. Tamam, bak, çalışkan şu. Evet. Peki şöyle desem, D öğrencisi kendini farklı değerlendirmiş, arkadaşlar onu farklı değerlendirmiştir. Evet, doğru. Değil mi? Evet, doğru. Mesela şey desem, E öğrencisini karşı öfkeli kişi olarak değerlendirmiştir. Arkadaşlar ne diyorsunuz, E öğrencisi? Kavgacı olan neydi arkadaşlar? 7 geliyorsunuz. Hayır. Diyemeyiz. Öyle bir şey yok. Çünkü bir şey söylememişler. Evet. Peki iyi öğrencisi kendini farklı değerlendirmiştir. Arkadaşları farklı değerlendirmiştir. Ne diyorsunuz? Hayır. Peki H öğrencisi kendini farklı değerlendirmiştir. Arkadaşları kendini farklı değerlendirmiştir. Evet, yani böyle mi değerlendireceksiniz arkadaşlar? Bunun başka bir yorumu yok. Yani zaten bir iki kere tanımını sordular. Kendisini nasıl gördüğü, arkadaşlarının onu nasıl gördüğünü karşılaştırıyoruz. Bir de böyle bir tablo verirler arkadaşlar. O tabloda özellikleri de verirler. Ne yapacaksınız? Yorumlayacaksınız. Bir de bunun şöyle akademik kitaplarda geçen şu yönü var arkadaşlar.
basit, hiç sorulmadı şu ana kadar ama yine özellikler var bakın arkadaşlar. Basit bir yöntemi var. Çıkarsa arkadaşlar kaçırmayalım. Şimdi şunlar Ayşe bak. Kendini gördüğü özellikler. Özellikleri verir yine. Tamam mı? Bu şekilde de olabilir. Tablo. Bak. Mehmet kendini şu özelliklerde görmüş. 1, 9, 10. Ali şunlarda görmüş. Nuray şunlarda görmüş. Filiz görmüş. Peki. Peki şu bir geriye gelelim arkadaşlar. Burada pardon. Yukarı çıkalım. Burada bağdaşım düzeyi en yüksek olan hangisi arkadaşlar? Değil mi? A öğrencisi. Zaten uyuma davranışı nedir arkadaşlar? Fazla. Evet. Peki şimdi bakın. Şunlar kendini bu özelliklerde görmüşler. Peki arkadaşlar. Mehmet anıyor. Bunlar da anılıyor. Anılan diye bir şey var burada arkadaşlar. Seçen seçilen diye. Şöyle bakalım. Mehmet 10'da görmüş Ayşe'yi. Ali 5. özellikte görmüş. Nuray 4. özellikte. Peki uyma sayısına bakalım. Şununla uyan var mı? Kaç uyumuş? Yok. 5 mi uyumuş? 4 uyumuş. Bir tane uyuma var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Peki 4'e bakalım. Mesela Ayşe 4'te görmüş. 4 dediğimiz arkadaşlar yukarıdaki özellikler. Yani özellikler veriliyor ya. Oradan özellikleri verir zaten size. Ben sadece bunun mantığını size anlatıyorum. Mesela uyuma var mı? Hangisi var arkadaşlar? 1, 9, 10. 9 var bakın. Bir tane uyuma davranışı var. Mehmet, Ali, 3, 5, 6, 5 var. 3 var arkadaşlar. 2 tane. Mesela Nuray'da nedir arkadaşlar? Hiç yok. Hiç tutan yok. Peki burada uyuma düzeyi, bağdaşım düzeyi en yüksek olan hangisi? Ali. Peki bağdaşım düzeyi en düşük olan hangisi arkadaşlar? Ne dersiniz? Bağdaşın düzeyi en yüksek olan hangisi? En düşük olan pardon. Bağdaşın düzeyi en düşük olan Nuray. Peki önceki psikolojik danışmaya hizmet ihtiyacı olan kim arkadaşlar? Nuray kendisini Kaf Dağı'nda görüyor. Arkadaşları farklı yerde görüyor. Demek ki burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Öncelikle nedir? Böyle kendini çok farklı yerlerde görüyor. Arkadaşları da onu farklı değerlendiriyorsun. Orada ciddi anlamda bir tutarsızlık vardır. Uyumsuzluk vardır. Ve öncelikle nedir? Psikolojik danışma hizmetinin bunun nedir görmesi gerekiyor. Bunun da mantığı bu arkadaşlar. Anladınız mı? Buna hiç soru gelmedi daha şu ana kadar. Ama akademik diye olur ya. Şunu soruyorlar hep. Olur ya bu sene böyle sormak isterler. Çok basit mantığı var arkadaşlar. Yani ortak özellikler bunlar. Şunlar da seçilenler. Ona göre ne yapacağız? Aynı şekilde. Şurada nasıl yorumluyorsak aynı şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Yorumlayacağız. Şimdi gelelim diğer bir ölçeğimiz arkadaşlar. Sosyal uzaklık ölçeği. Yani yine ilişki birbirini kabul derecelerine, sosyal ve kabul derecelerinin mesafelerini belirlemeye çalıştığımız arkadaşlar. İlişkileri belirlemeye çalıştığımız bir teknik. Sosyal uzaklık tekniği. Şöyle ölçüyor arkadaşlar. Burada derecelendirme ölçeğinden yararlanıyoruz. Derecelendirme ölçeğinden ne yapıyoruz arkadaşlar? Yararlanıyoruz. Mesela şöyle. Öğrenciler nedir? İsimler Zeynep, Hakan yazıyoruz arkadaşlar. Onunla arkadaş olmak isterim. Onunla arkadaş olmak çok isterim. İsterim. Sınıfta herhangi birisidir. Arkadaş olmak istemem. Gibi arkadaşlar ifadeler var. Peki mesela ölçeği dolduruyoruz. Kim doldursun arkadaşlar? Ölçeği diyelim ki Ahmet doldursun. Ahmet doldursun arkadaşlar. Değil mi? Böyle öğrencinin böyle hepsinin isimleri var. Her öğrenci dolduruyor. Kimi nerede görüyor? Hangi dereceye yerleştiriyor? Sosyal uzaklık ölçüğünde arkadaşlar derecelendirme ölçeği kullanıyoruz. Hangi dereceyi koyuyor, hangi mesafeye koyuyor, alta mı koyuyor, üste mi koyuyor, ne yapıyoruz onu belirlemeye çalışıyoruz. Değil mi? Onu belirlemeye çalışıyoruz. Mesela Ahmet Zeynep'i nereye yerleştirmiş arkadaşlar buraya? Nedir? Onunla diyor çok iyi arkadaş olmak isterim diyor. Değil mi? Diyelim ki burası lise. Nasıl bir yorum yaparsınız?
Yani bir lise burası. Çok arkadaş olmak. Evet, hoşlantı var. Değil mi? Bir evet aşk meselesi var. Değil mi? Hoşlantı var. Peki Hakan'a diyor arkadaş olmak istemem. Bak onu da nereye koymuş buraya. Şimdi yani neden bir öğrenciyle arkadaş olmak istemez bir kişi arkadaşlar? Evet, kıskançlık vardır. Yani çok rahatla ne yapabilirsiniz arkadaşlar? İlişkileri görebiliriz. Nereye yerleştiriyor? Hangi dereceye yerleştiriyor? Yani bunun arasında kan davası olmayacağına göre öğrenciler arasında değil mi? Ne var? Burada bir kıskançlık var. Bir nedir arkadaşlar? Rekabet olayı var diye yorumlayabilirsiniz. Ama farklı. Tabii yanlış da olabilir ama genelde o yaşlarda ne çıkar arkadaşlar? Böyle bir sonuç çıkar. Evet, böyle bir nedir? Kimleri görüyor? Nereye yerleştirmiş? Kim kimi nereye, hangi dereceye yerleştirmişse ne yapıyoruz arkadaşlar? İlişkileri, grup içerisindeki ilişkileri o şekilde sosyal uzaklık ölçüyü yani derecelendirme ölçüyü kullanarak ortaya çıkarabiliyoruz arkadaşlar her bir öğrenci için. Her öğrenci dolduruyor bütün sınıftaki arkadaşlar. Nereye koyduğunu arkadaşını, nereye yerleştirdiğini koyuyor. Ve nedir? Kim kimle daha yakın, kim kimle daha uzun. Kimler arasında böyle rekabet var, kıskançlık var, çatışmalar var, gerginlikler var. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Çıkarabilirsiniz sosyal uzaklık ölçeğinde. Şimdi gelelim rol dağıtım tekniği. Rol dağıtım tekniği arkadaşlar. Rol dağıtım tekniğinde, rol dağıtım tekniğinde bir senaryo veriyorsunuz arkadaşlar. Bu senaryoda yine şey gibidir bu, sosyometri gibidir. Senaryoda arkadaşlar şeyler var, değişik karakterler var, farklı karakterler var arkadaşlar. O karakterleri yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki arkadaşlar bu rolleri kim oynasın? Kendisini de hangi role layık görüyorsa nedir arkadaşlar? Yazıyor. Orada kim daha çok böyle yazılmışsa, kimin ismi daha çok çıkmışsa o rolü nedir arkadaşlar? O oynuyor. Değil mi? O oynuyor. Mesela şöyle ilişkileri de çıkarabilirsiniz. Şöyle düşünün arkadaşlar. Diyelim ki çok popüler işte işte ortaokulda Muhteşem Yüzyıl işte oyuncuları var diye hani işte Kanuni Sultan Süleyman işte Şehzadeler var işte ne vardı? Hürrem Hatun var. Değil mi? Bunları kim oynasın mesela? Çocuklara yazdırıyorsunuz arkadaşlar. Kimler oynasın diyorsunuz ve yazılı alıyorsunuz. Yani ki sınıfta 30 kişi var. 15 kişi nedir? Ali'yi yazmış. Niye yazmış? Kanuni Sultan Süleyman'ı yazmış. Peki buradan ne anlam çıkarırsınız mesela? Ne anlam çıkarırsınız arkadaşlar? Yani birinci olmuş. En çok oyu o almış. Kanuni Sultan Süleyman'ı oynasın diye. Ne çıkarabiliriz burada? Evet, lider. Evet, kesinlikle nedir arkadaşlar? Sınıfın lideri, sözü dinlenen popüler bir kişi olduğunu nedir arkadaşlar? Çıkarabilirsiniz. Peki Ayşe de nedir? En çok ismi Hürrem'de yazılmış. Ne çıkarabilirsiniz Hürrem'de? Mesela dizi karakteri olarak da düşünebilirsiniz. Yani orada yani seyrettiyseniz tarihi bilgimiz yoksa mesela ne olabilir? Hürrem'e ne dersiniz orada? Nasıl bir yorum yaparsınız? Ayşe nasıldır? Baskın diyebiliriz değil mi? Yani çok iyi ilişkileri düzenliyor, şey yapıyor değil mi? Yani orada şeye kalabilmek, ayakta kalabilmek değil mi? Entrikalarda biraz da zeka da gerektirir arkadaşlar. Öyle kolay bir şey değil, değil mi? Yani onu gösteriyor. Ve Ayşe'yi öyle daha dirençli şeyi görebilirler. Peki diyelim ki Mehmet Şehzade Mustafa olarak seçildi. Onu ne yaparsınız? Orada da nedir? Geleceği parlak gibi düşünebilirsiniz. Yani şey, Ali'den sonra nedir? Lider olabilecek özelliği olan kişiyi olarak görebilir. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar çok böyle şey karakterler yazmamak lazım. Yani öğrencilerin çok dalga geçebileceği, aşağılayabileceği karakterler yazmamak gerekiyor. Farklı karakterler yazmamanız gerekiyor. Çünkü orada yaş grubunda özellikle ilkokulda falan bunu yaparsanız ortaokulda fark etmiyor arkadaşlar. Çocuklar çok acımasız oluyor. Farklılıkları hemen yüzüne vurmayı ne yapıyorlar arkadaşlar? Seviyorlar. O anlamda yani çok böyle çok uçtaki
şeyleri, karakterleri ne yapmamak gerekiyor? Yazmamak gerekiyor. Öğrencileri rencide etmemek için arkadaşlar. Bu şekilde alarak grupta kim kimi nasıl görüyor, nerede görüyor? İlişkileri çok rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Tespit edebiliyorsunuz. Rol dağıtım tekniğinde arkadaşlar. Şimdi, bu akşam burada bitirelim arkadaşlar.